Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle selamünaleyküm. Türkiye'nin yerli ve milli hamlesiyle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için var gücüyle çalışan ve ürettiği silahlı, silahsız, insansız hava araçlarıyla üstlendiği sorumluluğu en layık bir şekilde yerine getiren Selçuk Bayraktar'a tüm dünya medyalarından gelen övgülerin ardı arkası kesilmek bilmiyor. Ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla yüzyıllardır süregelen tankların devrini kapatan Selçuk Bayraktar'la ilgili bir makale yayınlayan İngiliz kökenli The Guardian gazetesi, Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zararın 16 trilyon dolar olduğunu ve artık tankların bir öneminin kalmadığını açıkladı. Dünya üzerinde yüzyıllardır kullanılan ve her geçen gün geliştirilmeye hala daha devam edilen hiçbir savaş tankının artık eskisi gibi öneme sahip olmadığını ifade ederek tarihi bir itirafta bulunan The Guardian gazetesi Selçuk Bayraktar'ın bir deha olduğunu iddia etti. Şimdiye kadar savaş tanklarının muharebe sahasındaki en önemli unsur olduğu düşünüldüğünden neredeyse tüm ülkeler bu silah için trilyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı. Tüm dünyada tank satın alımı ve modernizasyonu için yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir harcama yapıldığı tahmin ediliyor. İngiliz kökenli gazete ise Selçuk Bayraktar'ın ürettiği teknolojisinin tüm bu tankları tek başına işe yaramaz hale getirdiğini belirterek tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor ve devir artık değişti. Devir silahlı insansız hava aracı devri diyor. İngilizler, Amerikalılar ve Almanlar bu gerçeği çok geç fark etseler de Selçuk Bayraktar çok öncesinde çalışmalarına başladığı ve 2015 yılında bu bilinçle geliştirdiği Bayraktar TB2'yi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırmıştı bile. O zamanlar yenilmez bir gücün temsilcisi olan tankların gelecekte birer demir yığınından ibaret olacağını fark eden Bayraktar, yaptığı çalışmalarla teknolojiyi geliştirdiği gibi eski usul teknikleri inatla savunan bürokrasiyle de giriştiği amansız mücadeleyi zaferle sonuçlandırarak bugün ülkemizin gurur kaynağı haline geldi. Şu an tüm dünya ülkelerinin kapımızda Bayraktar TB2 satın almak için sıraya girmesini bu dehaya borçluyuz. Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin imza attığı bu başarının dünyaya maliyeti tam 16 trilyon dolar oldu. Yani dünya 16 trilyon dolar harcayarak satın aldığı savaş tanklarının işe yaramaz olduğunu Selçuk Bayraktar'ın silahlı insansız hava araçlarıyla çok acı bir şekilde öğrendi. Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 taktik SİHA sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 SİHA platformu, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzak görüntü terminali, ileri üst ve jeneratör ile römork modellerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir. Bayraktar TB2 taktik silahlı insansız hava aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa, uzun havada kalış süresi sınıfına giren insansız hava aracıdır. 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 350 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet vermektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar SİHA platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır. Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan, Mamle ve Mamce'nin entegrasyonu ile birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve 4 akıllı mühimmata kadar faydalı ülke hedefi ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör ve vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem, bu özellikleriyle sivil güvenliğini de ön planda tutmaktadır. Baykar Savunma ARGE ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar, Bayraktar TB2'nin tüm altyapısı Türkiye merkezli üretilmiştir.
Sistem 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonlarında, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi sürecinde yaptığı askeri operasyonlarda ve 2. Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin bir rol oynadı. Bu operasyonda Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535'i Bayraktar TB2'ler tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bayraktar TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edildi. Mayıs 2021'de Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını açıkladı. Siparişin tamamlanmasıyla ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını satın almış olacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 2007'de rekabet usulü dahilinde herhangi bir ARGE desteği olmaksızın taktik insansız hava aracı sistemi geliştirme programı başlatılmıştır. Bu program dahilinde Eylül-Ekim 2009'da Bayraktar Taktik İHA sisteminin uçuş testleri sergilenmiş ve Bayraktar Taktik İHA sistemi hedeflenen tüm performans ölçütleri başarıyla tamamlamıştır. Test aşamalarının ardından Ocak 2010'da Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda 2 tane taktik İHA sistemi için şirket ile kurul arasında sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Ocak 2012'de sözleşmenin imzalanmasının ardından taktik İHA geliştirme projesi programının takvimi çıkarılmıştır ve takvime uygun olarak çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Ağustos 2012'ye kadar yapılan ön tasarım çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır ve seri üretim için temel atılmıştır. Ocak 2013'te ilk prototip sistemler geliştirilmiş, bu sistemlerin uçuş testlerine Mart 2014'te başlanmıştır. Testler devam ederken seri üretime geçilmiştir. 2020 yılında SATCOM entegre edilen ve yer kontrol istasyonundan bağımsız uydu kontrollü yeni bayraktarlar TB2S SİHA olarak adlandırılmıştır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.